Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle TYT deneme önerileri konuşacağız. Hazır 15 tatildeyken sizin şu an deneme çözmeniz gerekiyor tabii. O yüzden şu an tam zaman diye düşünüyorum. Başlangıçtan zora gideceğim bu videoda. O yüzden ilk önerim size yayın denizi. Yayın denizinin bazı soruları gerçek sorulara yakın oluyor. Bir de üstelik video çözümleri var internette. Yani yapamadığınız soruyu hiç hoca peşinde koşmadan direkt internetten izleyebilirsiniz. Yayın denizinin sorularını hoş buluyorum çünkü hem aşırı kasıntı sorular olmuyor, hem çok aşırı basit olmuyor. Böyle faydalı buluyorum ben, yani tavsiye ederim. İkinci olarak da 3-4-5 yayınları. Bu da aynı şekilde kaliteli soruları var. Aşırı aşırı zor değil ama mantıklı sorular. Üstelik bunun da video çözümleri var. Bunu da tavsiye ediyorum. Biraz daha orta seviyeye yaklaşırken Palme'yi de öneririm. Çünkü Palme de öyle zor sorular içermiyor ama tabii ki Palme... Ben zaten en çok Palme'yi beğenirim açıkçası. Reklam yapmıyorum şu an. Tamamen objektif fikirlerimle konuşuyorum. Orta seviye. Ortanın biraz üstü olabilir. Ben yine güzel buluyorum sorularını. Master olmazsınız onu çözünce ama iyi bir seviyeye gelirsiniz. Onun dışında derece yayınlarının denemeleri var. Dereceyi ben çok seviyordum. Yine reklam yapmıyorum. Sadece beğendiğim için söylüyorum. Derece gerçekten faydalı buldum yani. Bu iyi seviyeye getiriyor. Hep biraz zor oluyor soruları. Özellikle matematik sorularında biraz yaratıcı olmanız gerekebiliyor. Şuna hani sonucun derecesi ya, bu boşuna derece dememişler bence. Gerçekten ben kaliteli buluyorum sorularını. Karekök var bir de. Biliyoruz zaten karekök yani biraz meşhur zorluğuyla. Hatta bazıları eleştiriyor gereksiz zor diye falan. Ben katılmıyorum. Bence normal seviyede zorluğu. Yani olması gerektiği kadar diyeyim size. Zor yayın önerisi olarak bir de endemik var. Endemik ben gerçekten zorlanıyordum. Yani biraz korkutucu buluyorum endemiği. Endemik soruları var ha. Çok komik. Endemik zor bir yayın. Kaliteli tabii ki. Yani çözüyorsanız helal olsun. Apotemi var. Apoteminin problemlerini çözmüştüm ben. Herkes aşırı aşırı zor falan diyordu. Bana aksine mantıklı gelmişti. Yine mantık kullanarak problem çözüyordum. Yani öyle ekstra bir aşırı zorluk görmemiştim ben. Denemeleri de öyledir diye düşünüyorum. Apotemi iyi bir yayındır. Zaten çok popüler bir yayın. Bunu da zor deneme önerisi olarak alıp kullanabilirsin. Bir de Özde 1 var. Özde 1 ne böyle aşırı zor? Aşırı basit. Bence tam olması gerektiği gibi. Ben Özde 1'in denemesini alıp çözmedim. Ama ben sık sık Özde 1 denemelerine giriyordum. Ve gerçekten soruları, gerçek sınavdaki sorulara ben yakın buldum. Hatta sınavda çözerken, aa bak bu benziyor sanki ya falan oldum birazcık. Ve Özde 1'deki sonuç genelde gerçek sınavdaki sonuçları tutar falan derler, bilemiyorum. Sonuç olarak ben Özde 1 yayınlarını aşırı zor olmadığı için bazı eleştiriyor falan böyle. Aa onlar basit ya falan den arkadaşlarım oldu. Ama bence olması gerektiği gibi Özde 1. O yüzden Özde 1'i de size tavsiye ederim. Ben gerçekçi buluyorum. En gerçekçi bulduğum denemelerden biri odur. Siz her zaman kitapçıya gidip denemelere bakarken açın, sorularını inceleyin. Kendiniz biraz göz atarsanız size uygun mu değil mi, zor mu, basit mi daha iyi anlayabilirsiniz. Yani her zaman kitap alırken ezbere almayın, içine bir bakın. Bu böyle kısa bir video oldu çünkü çok uzatmak istemiyorum. Pratik şekilde söyledim ne düşündüğümü. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.